Şöyle bir cümle kullanınca hemen böyle bir siyasi hafıza, böyle bir orada bir dejavu yaşadım ben. Ya daha erken. Yani biz isimlerin açıklanması için mi erken? Erken. Valla altılı masa için de öyle söylüyorum. Erken değil. Erken değil, yok erken değil. Yani öyle bir cümle kurdunuz ama yani biraz erken değil ama birkaç gün. Yani şöyle. Yani az bir zaman. Tamam. Demek ki birkaç gün diyorsanız demek ki Sayın İmamoğlu birkaç gün sonra açıklayacak. Evet. Şimdi Önder Sav diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu istifa ederse. Hayır Sayın Hülya Hanım, samimi görüşümü söylüyorum. Sayın İmamoğlu'nun hangi yönde açıklama yapacağını bence bugün henüz kestirebilecek noktada değiliz. Söylemek peki, istediğim. Tamam. O hani kamuoyu anketleri, CHP içindeki tablo, o nedenle bunu söylüyorum. Peki. Bak. Merhabalar. Merhaba. Burada tek başıma, karşıda Cem Küçük ve Yaşar Hoca. Demek ki ne yaptık, safları ayırdık mı? Bunu sen istedin. Bunu sen istedin. Peki, bunu sen istedin diyor hocam. Bak. Şimdi programın başında iki kısa notum var. Onları aktarmalıyım. Tamam. Yine mutlaka şey, halkı, herkesi ilgilendiren bir iki not. Şimdi Yaşar Hoca da tabii olayın biraz muhatabı olduğu için ne diyecek merak da ediyorum. Akademisyenler, öğretmenler bu memleket ya da, için tabii bu memleket için, yarınlarımız için, yarının Türkiye'sini kuran ışıklı, aydın, zeki insanlar. Bunlar yüksek okullarda ders veren, gençleri yarına hazırlayan, Türkiye'ye hazırlayan çok önemli insanlar, bilim insanları, genç insanlar. Yaşları ilerledikçe ünvanları artıyor, doçent oluyorlar, profesör oluyorlar. Yani Türkiye bu insanların kanatlarında uçacak yani. O insanlardan biri de karşımızda oturuyor, Yaşar Hoca ve tabii, rektör kendisi. Tabii. Fakat akademisyenler bana şunu söylüyorlar. Çok ciddi bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Yani ciddi bir ekonomik sıkıntı içindeyiz. Türkiye'de ekonomi başlığı altında konuşacak bir sürü başlığımız var. Ama bilim dünyası, üniversiteler, vakıf üniversiteleri, devlet üniversiteleri fark etmez. Ama özellikle vakıf üniversitelerine bir işaret etmek istiyorum. Buralardaki akademisyenlerin, özel kolejlerdeki öğretmenler de öyle. Cem onlarla ilgili, evet, onlarla ilgili Cem söyler. Cem söylüyor hep. Ben de aynı durumu yaşıyorum. O da söyler. Akademisyenlerimizin ekonomik koşullarının ivedilikle mutlaka iyileştirilmesi gerekiyor. Bir ikinci konu akademisyenlerle ilgili. O da şu, hızlandırayım. Ben emeklileri de ben emeklilere geleceksin sandım. Yok, emekleri çünkü söyleyeceğim. Şimdi söyleyeceğim. Evet. Söyleyeceğim. İkinci konu akademisyenlerle ilgili. Şimdi bu insanlar araştırma yapıyorlar. Şehir dışına çıkıyorlar. Yaz tatili biliyorsunuz. Öğrenciler tatilde. Şimdi üniversite sınavları yapıldı. Dönecekler, tercih yapacaklar falan. Şimdi idari görevli olmayan akademisyenleri, özellikle vakıf üniversitelerinde, yaz boyu okulda, üniversitede, odalarında tutmak neyin nesi? Ama birçok üniversitede öyle değil ki. Ya değil ama değil. Bazı üniversitelerden şikayet alıyorum. Yani yazın tatil ve bu insanlar yazın belki dolaşacaklar, belki başka bir yerler dolaşacaklar, görecekler, gezecekler, okuyacaklar, belki başka yerlerde araştırmalar yapacaklar. İşleri var, güçleri var. Şimdi yaz tatili, 2 ay boyu okulda kimse yok, koca bir üniversite. Şimdi bir akademisyenin okulda bomboş bir odaya gidip dönmesi, orada oturup neyi İdari beklediğini görevi olan ben akademisyenler de merak var. Evet mesela, yani onlar var. Bu düzenlemeler neye göre yapılıyor? İdari görevli değil. Bak, idari görevliyse ayrı bir şey. İdari görevli değil. Neden okuldalar? Niçin tutuluyorlar? Yani yönetim buna neden böyle karar veriyor? Ciddi şikayetler aldığım için söylüyorum. Bu meselenin de bir değerlendirilmesi lazım. Üniversite yönetimleri, rektörler, hocalarım bir bakmaları lazım. Bu şikayetler niye geliyor bilmiyorum. Yaşar hocam da bir de emeklileri de söyleyeceğim. Hemen söyleyeceğim. Emekliler yol kesiyor, her gün kesiyor. Bugün yine Taksim Meydanı'nda. Ama sürekli olarak Ocak ayını bekleyecek halimiz yok dedi. Ben bir kafede oturdum yayın saatini beklerken. Orada emekli olan, garsonluk yapan bir beyefendi geldi, dedi ki git yayında söyle. Ben yerel seçimde bunun hesabını soracağım dedi. Bak, açık söylüyorum. Ocak ayında iyileştirme yapılacak falan. Başta Sayın Cumhurbaşkanı. Evet, ben hükümete bir gazeteci olarak mesaj ileteyim. Hayır, beklemiyor emekliler. Bir an önce toparlanması gerekiyor. Ne yapılacaksa hemen Ağustos, Eylül yapılması gerekiyor. Ocak ayına falan gidecek bir durum yok. Cem'e sıra açık gelince beni. Cem de söyleyeyim. Son bir mesaj, o da güzel bir şey. Ama artık şurada, yani. Şurada Almanya'dan gelmiş ve Habertürk'ün daimi bir izleyicisi. Hepinize selam söyledi yayına. Bize selam. Bir de Rizeliymiş. Rize Spor şampiyon olmuş.
Ve getirdi şu tespihi, Rize Spor tespihini verdi. Bir yayında gösterdi. Biz de şampiyon olduk. Süper Lig'e çıktık dedi. Rize Sporları kutluyorum. O Almanya'dan gelen hemşerimiz bunu Habertürk'e eline boyuna programına gönderdi. Rize Harika. Spor. Ben Efsane. De buraya getirdim. Selamlar kendisine. Programdan sonra da teslim ederim programa. Tamam peki. Şimdi hemen döndüm şeye. Cumhuriyet Halk Partisi'ne. Vallahi Habertürk gündemi yine belirliyor. Mehmet Akif Ersoy yine inanılmaz güzel bir röportaj yaptı. Evet. Ben içeride izliyordum. Cem geldi. Ya çok iyi açıklamalar dedi. Yani bakıyorum dedi. Hani ciddi son zamanlardaki iyi açıklamalardan, tatmin edici açıklamalardan biri bu dedi. Önder Sav. Önemli röportajlar olunca böyle. Tabii. Gündemde öne çıkıyor. Gündemde öne çıkılınca da konuşuluyor. Evet. Şimdi bu röportajda o tarz röportajlardan bir tanesiydi. Evet. Hülya Ökenek. Galatasaray camiasında İnan Kıraç neyse Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Önder Sav odur. Bak Galatasaray camiasında İnan Kıraç neyse Cumhuriyet Halk Partisi'nde de Önder Sav odur. Yani Cumhuriyet Halk Partisi'nin en derinini, en dibini, en arkasını, en önünü bilebilen isimlerden biridir. Yani yaşayan en ciddi Cumhuriyet Halk Partilidir diyebilirim. Dolayısıyla Önder Sav'ın söyledikleri önemli. Katılmadığım nokta şu, Kılıçdaroğlu 3 yılı doldurdu, Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanlığı'nda oturamaz. Şimdi bu Türkiye'de, Türk siyasetinde çok karşılık bulan bir şey değil. Yani vaktin doldu, hukuki normlara uymuyorsun, şimdi koltuktan kalk, kayyum atandı, şu oldu, bu oldu. Bunun siyasette bir karşılığı yok. Akif şeyi sordu mesela bak, bu önemli. Ya bu tek adamlık meselesini sordu, hep bu AK Parti'yi evet. Bunun üzerinden eleştiriyorsunuz. Peki ya sizde dedi. Mesela Sayın Baykal döneminde siz de genel sekreterlik yaptınız uzunca yıllar. 10 yıl. CHP, aynen öyle. Kasım Güley'in dedi rekorunu kırdım dedi. Yani evet dedi Sayın Kılıçdaroğlu'nda o şeyi görüyorum ama Sayın Baykal'da da dedi hani kendisi şu an burada yok rahmetlidir ama onda da dedi görüyorum dedi o dönem için en azından söyledi. Çok uzun yıllar o değişememezlik mevzusunu söyledi. Şimdi burada Önder Sav diyor ki Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olduğu günden bu yana Cumhuriyet Halk Partisi bir arpa boyu yol almadı. Ben bu cümleye olduğu gibi katılıyorum. Yani Kılıçdaroğlu Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olduğunda Cumhuriyet Halk Partisi neredeyse bugün de aynı yerde duruyor. Temiz başkandır, dürüst başkandır, iyi insandır, hoştur, şudur, budur. Bunlar hep insani özellikler. Takdir edersiniz biter. Ama siyaset başka. İstanbul'u, Ankara'yı alan da Cumhuriyet Halk Partisi değil mi? Yani aynı yerde hangi duruyor. Hangi Ankara'yı alan? Hayır, yerel seçimleri mi? Bir dakika şimdi. Aynı yani bu Cumhuriyet Halk Partisi'nin hiçbir başarısı yok mu yerel seçimler nezdinde mesela? Aynı genel başkan bu adayları da belirlemedi mi o dönem? Aynı genel başkan bu adayların hepsini belirlemedi. Ankara'da Mansur Yavaş'ın adaylığı birebir İyi Parti'nin teklifiyle, İyi Parti'nin hazırladığı bir seçim çalışmasıyla oldu. İstanbul'da İmamoğlu konusunda Sayın Kılıçdaroğlu İmamoğlu'nu tercih etti. İmamoğlu üzerinde çalışıldı. İyi Parti destek verdi. Yerel seçimlerde HDP destek verdi. İstanbul'da seçim alındı. Şimdi bu denklemle yerel seçimler büyük şehirlerde alınabiliyorsa Sayın Genel Başkan bu denklemi genel seçime neden aktarmadı? Yani son Cumhurbaşkanlığı seçiminde Kemal Kılıçdaroğlu kendi adaylığında niye ısrar etti ve Cumhuriyet Halk Partisi şurada 3-4 sene önce yerel seçimlerde, büyük şehirlerde elde ettiği başarıyı genel seçimde neden elde edemedi? Önder Sav diyor ki CHP yerel seçimlerde başarısızdır. Evet başarısız oldu. Yani Cumhuriyet Halk Partisi gerçekten 13 yılda bir arpa boyu yol alabildi mi? CHP'nin oyu %30'a çıktı mı hiç gördük mü bunu? Görmedik. Peki Sayın Kılıçdaroğlu şartlar böyleyken, durum buyken hala bu gemiyi limana yanaştırma hikayesiyle topluma ne tür bir mesaj veriyor? Buna toplum inanır mı? Ben söylemiyorum. Önder Sav diyor ki o Önder Sav, Deniz Baykal hadisesinden sonra Kemal Kılıçdaroğlu'nun Cumhuriyet Halk Partisi'ne genel başkan olmasındaki birinci isimdir. Bak birinci isim diyorum. Ama aynı kişi bugün diyor ki olmadı. Sayın Genel Başkan bunu yapamadı. Cumhuriyet Halk Partisi bir arpa boyu yol alamadı. Genel seçimlerde başarısız oldu. Dolayısıyla bırakması gerekir diyor. Şimdi Sayın Kılıçdaroğlu bu kadar büyük hezimetlerden sonra, başarısızlıklardan sonra bazen düşünüyorum yani hangi gerekçeyle bir insan bu kadar başarısız bir siyasi hikayenin sonunda ısrar eder
Yani gizemli şeyler geliyor aklıma. Yani Sayın Kılıçdaroğlu'nun... Mesela diyor ki Sayın Kılıçdaroğlu, ya önümüzde ciddi bir sorun var. Tamam mesela hep ekonomi diyoruz ama mesela vatandaş gazetelerde sadece CHP'nin konuşulması, içişlerine müdahale edilmesi ya da CHP'nin bir anlamda dışarıdan dizayn edilmeye çalışılmasını içine sindiremiyor. Ya öyle bir cümle kurdu ki mesela CHP'nin dışarıdan dizayn edilmesini içine sindiremiyor. Kim biz dizayn de sindiremiyoruz CHP'yi? Dedi. Yani bu mesela CHP dışarıdan dizayn mı ediliyor? Hayır, Cumhuriyet Halk Partisi'ni beraberinde getiriyor tabii şimdi elbette. Şimdi Hülya Ökenek, Cumhuriyet Halk Partisi'ni dışarıdan kim dizayn ediyor? Hı. Ya Allah aşkına şimdi hani böyle bir ciddi ciddi bir konuşalım. Yani nasıl yani? Cumhuriyet Halk Partisi'nin genel başkanısınız. Tamam mı? Yerel seçimlere girmişsiniz. Ortada denklem belli, hikaye belli. İyi Parti bir 15 milletvekili verdiniz, aldınız falan. İyi Parti de diyor ki yani o gün bugündür 15 milletvekilini niye aldık, hala onun üzüntüsünü yaşıyoruz. Türkiye'de büyük bir ittifak kurulmuş yerel seçimlerde. Yerel seçimlerde ciddi bir ittifak kurulmuş. Ve bugünkü ekonomik krizin o dönemde yavaş yavaş ayak sesleri gelmeye başlamış. Yani epey epey piyasa dalgalanıyor, çalkalanıyor. Bu arada bazı yolsuzluk iddiaları, usulsüzlük iddiaları var. Yani AK Parti ciddi anlamda Türkiye'yi 20-21 yıldır yönetiyor. Ama yerelde özellikle İstanbul başta olmak üzere bazı ciddi kırık sesler, aykırı sesler yükseliyor. Hı hı. Böyle bir dönemde İmamoğlu burayı, Mansur Yavaş Ankara'yı alıyor. İzmir'i zaten CHP alıyor. Şimdi Cumhuriyet Halk Partisi'nde bunun dışında bu 13 yılda şuraya yazabileceğimiz bir tane artı var mı? CHP'yi dışarıdan dizayn etmek nedir? Hı. Cumhuriyet Halk Partisi dışarıdan Deniz Baykal'ın kaset skandalıyla ilgili gelişmelerle dizayn edildi. Ondan sonra Cumhuriyet Halk Partisi genel başkanlığı için dışarıdan kim çalıştı? Ne oldu? Mesela Sayın Kılıçdaroğlu bize somut bir örnek, somut bir veri önümüze koyabilir mi? Cumhuriyet Halk Partisi'nde kendisinin genel başkanlığı bırakması için kim çalışıyor mesela? Nasıl bir gizli örgüt çalışıyor? Nasıl bir ajans çalışıyor? Hangi ülke bu işi finanse ediyor? Hangi ülke bu ülkeyi yürütüyor? Türkiye'de içeride nasıl bir yapı var? Peki. CHP dışarıdan nasıl ve kim tarafından dizayn ediliyor? Ben şunu söyleyip noktalayayım. Cumhuriyet Halk Partisi'nde bugün CHP'li seçmeni dinliyorum. Dışarıyı mışarıyı bırakın. Bu dışarı mışarı hikaye. Dışarı mışarı yok. İnsanlar şunu söylüyor. Enflasyon resmi rakamlara göre %85'i gördü. 3+1 bir ev İstanbul'da 30-35 bin liraya kiraya verildi. Temmuz ayında 35 lira domates. Türkiye ekonomik kriz yaşıyor. Ve sen bu kadar elverişli şartlarda Türkiye'de seçim kazanamıyorsun. Bu da bir fırsat senin için. CHP için söylüyorum. Şimdi bu şartlarda seçimi kazanamıyorsun. Kendi adaylığını ısrarla kabul ettiriyorsun. O arada kendi ittifak ortaklarına da onların da haberi olmadan, bak kaçak kat attı diyor İyi Partililer. Haberi olmadan gidip arka tarafta başka işler yapıyorsun. Sonra sana diyorlar ki Sayın Genel Başkan artık o koltuktan kalk diyorlar. Sen de diyorsun ki vallahi bu partiyi dışarıdan dizayn etmeye çalışıyorlar. Bu partiye müdahale var. Peki soru ya cevap kimse, bir dakika. Kimse cevap, seni dizayn etmiyor. Müsaade, sadece Parti, diyorlar Parti, ki müsaade. Genel Başkan değişsin. Bu o, kadar. Bir dakika, sence bütün mevzu sadece Genel Başkan değişsin mevzusu mu? Evet. Şöyle Genel ki. Başkan değişsin mevzusu.